O günlerde çok her şey üst üste yaşandı yavrum. Yapacak hiçbir şey yok. İşte haber ettiler. Ocakta dediler patlama oldu. Aynı o şekilde gittik oraya. Herkes bir. Ben kendi çocuğum yok. Hani orada yok diye. O özelindeydi. TTK'da dediler. Gittik baktık ki her şey olan olmuş. Ben zaten kendimden geçmişim. Beni kaldırmışlar hastaneye. Ondan sonra ayıldığımda yine ocağın yanına gittik. Hani orada hastaneden çıktıktan sonra. Benim çocuğum 10 gün sonra en son çıkan 8 kişiden en son çıkan Ahmet Şeker benim oğlumdu. O günler aynı. Genel şimdi ama sırada ocakta. Bütün ailelerin aynı bizim yürekleri yanar ki bunların da yürekleri yanmış. Ama hep ihmallerin sonuçları bunlar. Benim çocuğum da ihmal sonucunda gitti. O ocağı havalandıracaklar. Kömür degaj yaptı orada. İşte şeyleri var. O sondajları kısa hani vurmuş. Hani mesafesini dar yapmışlar. Ondan kömür degaj yaptığı için gitti. Öbür tarafta da gene aynı ama sırada da havalandırması olacakmış. 2 gün hani 2 gün sonra şey yapacaklarmış orayı hani kapatacaklarmış da havalandırılacakmış. Tekrar yine orada da ihmallerin sonucunda o patlama oldu. O kadar kişilere yaralılara eziyet, ölüler desen hani orada ambulansları gördüm. İnan ki televizyonda haberleri izledim, izleyemedim. Aynı kendi olayımız gibi yaşadığımız gibi gözümün önüne geldi. O aileler, o çocuklar, o gelinler, o anneler, o babalar. Yani mahşer diyorlar işte bir küçük mahşer evin içine bir her evin içine ölenlerin içine her evin içine bir mahşer kopmuş oluyor işte. Bir ayağın bacağın koptuğu zaman ne olur? Evlatın, eşin, çocuğun oluyor. İşte herkesin akrabası oluyor. Ya ne olacak? Hep ihmalin sonucu. Abi, bizimkinin genel orada başkandı. Şimdi emekli olacak, ceza alacak kişiyi para cezasına çevirdiler. Müdür yaptılar şeyin başına. Müessesenin başına müdür yaptılar. Demek ki ödülü bu. Hani suçluyu başa getiriyorlar. Nasıl adalet, nasıl vicdan bunları anlayamadım ben. Biz de burada her 2 günde bir 3 gün her zaman da gelemiyorum. Niye gelemiyorsun de. Çünkü hacım her zaman tazeli. Daha bu çocukcağız 30 yaşındaydı. Bak oğlu şimdi 17 yaşına geldi. Kızı bebek kendi 7 aylıktı kızı. Kızı şimdi 5'e gidiyor şimdi. Çocuk kocaman kızı ama bak benim oğlum da gencecik 30 yaşındaydı. Bak ben buraya gelip ancak böyle mezarını sevebiliyorum. Hacı anne kimsenin Allah ocağın ateş düşürmesin. Çok zor bunlar. Çok zor. Allah hani suçlu olanlar adalet yerini bulsun. Ha bir şey diyeyim eğer adalet yerini bulmazsa Yüce Rabbimin adaleti daha büyük olur. Merhametiyle değil, adaletiyle Allah'ım tecelli etsin onlara. Başka hiçbir şey demiyorum. Ha, olabilir. Bir kaza her yerde kim ya ayağımızı kesiyoruz ya bacağımızı hani oluyor insanlık hali bu. Ha öyle varsa bir şey diyemiyorsun ama ihmal yapıp da sen o çocukların üzerinden kendi paranı pulunu kazanırsan, müdür olursan öbür dünyada da hakkımı helal etmiyorum onlara. Öbürküler de etmesin. Bak kaç tane kişi öldü, vefat etti yani. Yazık günah değil mi bunlar? Müessese müdürü, Evet. o dönemin genel müdürü Evet. Furkan İnan. Onlar Evet. ceza almışlardı ama... Kazım Bey de vardı. Kazım soy ismini hatırlı. Eroğlu. Ha Eroğlu da vardı. Oranın genel müdürüydü. Genel müdür oldu şimdi. Şimdi gene o zaman şeyleriydi. Neydi? Müessese müdürü. Müessesemizdi. Şimdi genel müdür oldu. Yani ceza aldı dediler. Paraya çevirmişler. Ha şimdi yeni gazetelerde şeylerde okuduk. İnsan şok oluyor. Neler söyleyeceksiniz? Ne onlar için neler söyleyeceğim biliyor musun? Demek ki bir ihmallik vardı ki belki anayasa bunu gördü. Mesela önceden göz ardı etmişler olabilirler. Ha bu demek ki bu olay olduktan sonra da Soruşturma izni verildi. soruşturma izni verildiği için demek ki ben de ne diyorum? Herkes adalet yerini bulsun. Hiç olmaz. Azıcık yüreğimize su serpelim. Onları yastığa başını koyunca rahat yatabiliyorsa hani rahat yatabiliyor muydu acaba ki? Demek ki vicdanları rahatsız oldular ki hani izin verdiler anayasa mesela onlara hani soruşturmayı yapalım diye. Ben de diyorum ki herkes suçu varsa suçunu çeksin diyorum.
Biz bak buraya geliyoruz. Her gün biz çocuğumuzun vicdan azabı çekiyoruz. Acaba ekmek kavgası için gitti ya. Bu yerin altına, yerin altına. Yok iş yok, güç yok. Mecbur gidiyorlar çocuk. Bizim hani diler ki Zonguldak'ın kaderi işte TTK'nın kaderi işte bilmem neyin kader diyen bir şey yok. Uslubunca yaparsın. İşçilerini denetlersin. Orayı mesela havalandırırsın. O zaman bak ha olabilir. Allah'tan hani gelen her zaman razı. Ama sen ihmal olup da yapılırsa biz bunun ahırına kadar peşinde olmaya çalışır. Artık biz yaşlandık, gidemiyoruz. Edem bak şimdi benim her tarafım dizlerim ağrıyor, bacağım. Şu çocuğumun mezarına bile artık psikolojikman artık çöktük yani. Ailecek çöktük. Çoluk çocuk çöktük yani. Yazık, günah değil mi bize? Aynen böyle ne abi? Herkesin adalet yerini bulsun diyorum. Ne diyeyim başka çocuk? Ocaktan çıkan arkadaşlar yol açalım. Ayran da arkadaşlarım. Arkadaşlar ayran içiyor. Umut. Bekliyoruz. Gidelim. Yeah.